Şu anda konut piyasasında bayağı bir durma var satılıklarda. Kiralarda da biraz çoğalma oldu. Ama satılık konusunda şu anda hiç talep yok. Arz var bu sefer de talep yok hiç. Bu şekilde devam ediyoruz. Talepsiz şu anda 2 ay oldu. 2-2,5 aydır bu talepsiz devam ediyor. %50'lere falan bir talepsiz şu anda devam ediyor yani. %50, %60'ları buldu şu anda. %20, %30'a da mesela diyelim şu anda %50, %60'larda o da buldu şu anda değil mi? Kodlar çoğaldı yani. Elimizde şu anda herkese sunabileceğimiz dayılar var. Çünkü daire satamıyoruz yani. Geldikçe yerinde duruyor, geldikçe yerinde duruyor, satamıyoruz. Sürekli ilan sitelerinde sürekli dolaşıp duruyor yani. Her ay yenilenip duruyoruz. Sadece neleri satıyoruz? Uygun fiyat olanlar ve bütçe şey olanları satıyoruz yani. O da var ama çok değil. Mesela sıfır dairelerde çok fazla gerileme olmaz. Maliyeti çünkü yüksek olduğu için gelmiyor. İkinci ellerde ihtiyacı olan bir insan olduğu zaman evet geriliyor, geriye çekebiliyorsun. Ne kadar geriye çekiyor? Demek %10, %20'lerde geriye çekebiliyorsun onlarda. Ciddi müşteri olduğu zaman, ciddi müşteri olduğu zaman bunu geriye çekiyor. Baktı ki işte ihtiyacı da var. Bu daire satması lazım. Kredi de kullanmıyor zaten. Adam şey yapmıyorsa, kredi de kullanmıyorsa biraz daha şey esnek davranıyorlar. Şu anda satılık değerlerde ortalama 2 artı 1'lerde 2,5'dan başlıyor. 3,5, 4,5'a kadar şu anda devam ediyor. Bir artış var mı şu anda? Kira değerinde bir artış var. Neden dolayı var? Onu da hemen size açıklayayım. Çünkü yabancılar gittikten sonra değerli açılması oldu. Bir de insanlar artık İstanbul gibi metropol şehirlerde yaşayamadığı için bu sefer kendi şeylerine gidiyor. Kendi memleketlerine taşınıyor. Bundan dolayı da kiralık artışı oldu. 2 ay önce mesela diyelim ki bu bölgede 20 tane 40 tane varsa şu anda 120 tane daire bulabiliyorsunuz. Tabii fiyatları değişti. Fiyatları biraz daha yüksek.